Vallahi bu iş benden çıktı Münir Bey. Ben bu kızı zapt edemiyorum. Bak ilk fırsatta kaçtı gitti yine. Nereye gitmiş olabilir? Vallahi bilmiyorum ki. Yine başımıza yeni bir dert açacak diye korkuyorum. Bak nüfus cüzdanını da almış, yok burada. Üstü başı da eksik. Bu gözü karartmış ben sana söyleyeyim. Allah bu saatten sonra ne yapacağı hiç belli olmaz mı? Ya bir kıza sahip çıkamadınız. Ben söylüyorum ama siz onun öyle masum olduğuna bakmayın. O adamı suya götürür, susuz getirir. Yapmış planını zaten. Uygun fırsatı bulunca kaçtı gitti, görüyor musun? Kerim nerede peki? Polise gitti onunla. Neden polisi karıştırıyorsunuz? Benimle mobese diye tutturdu. Orada kayıtlara bakacaklarmış. Kerim'i de Rahmi'yi de taktı peşine, durduramadım ben. Tamam. Tamam kapat sen şimdi, bir şey olursa da beni ara. Tamam. Ulan Selim, ulan Selim. Bir halt yediniz, hala pisliğinizi temizlemekle uğraşıyoruz. Kaçtığını ne zaman fark ettiniz? Sabah saat 7 gibi yengesi uyandığında notunu bulmuş. Yanınızdan kalkarken fark etmediniz mi? O salonda yatmıştı. Kavga mı etmiştiniz? Yok, dün gece yılbaşı olduğu için eğlenceye gitmiştik. Orada biraz alkolü fazla kaçırınca eve döndüğümüzde tartıştık. Pardon, bakabilir miyim? Mukaddes Hanım arıyor yengesi. Karım benim karım. Karını ayak kaldırdın mı sen? Yok, hayır. Yani her evlilikte olacak türden bir şeydi. Zaten kapandı mesele. Kapanıp gittiğini sanmıyorum. Her evlilikte olan bir kavgaysa neden kaçsın gitsin? Bakın yani inanın biz de çok şaşırdık. Bilmiyoruz yani. Bak şu telefona da sonra konuşalım. Alo. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Pardon bir saniye. Polisi niye karıştırdınız? Hemen çıkın karakolda. Bakıyorum Mukaddes hemen aramış seni. Sen beni dinle, çıkın orada. Sen karışma, seni ilgilendiren bir durum yok ortada. Ne demek beni ilgilendirmiyor? Ucu bize dokunuyor. Polis kızı bulursa ne olur biliyor musun? Sormazlar mı ne oldu, neden kaçtın diye? Ha? Hemen serbest bırakırlar mı sanıyorsun? Kerim. Ama tamam. Ya kız ağzından bir şey kaçırırsa? Gerçekleri söylerse ne olacak? Bütün eski defterler... Dökülecek ortaya. Öyle bir şey olmayacak. Evden kaçan kız her şeyi göze almış demektir. Sen nasıl bir tehlike içinde olduğunu farkında değilsin oğlum. Fatma Gül hepimiz için saatli bir bomba, anladın mı? Ya hala kendini düşünüyorsun değil mi? Kıza bir şey olup olmaması umurunda bile değil. Yine biz bu olaydan kendimizi nasıl sıyırırsan onun derdindesin. Sen de yanacaksın geri zekalı, hemen bulun kızı. Polisten önce siz bulun o kızı. Mukaddes Hanım ne yaptınız diye soruyor. Notu sordum. Ne yazıyordu notta? Eve bir daha dönmeyeceğini, onu merak etmememizi yazmış. Nerede not? Yanınızda mı? Yok, atıldı. Yani yanımıza değil. Büyük bir kavga değildi diyorsun. Yo, değildi. Siz nesi oluyorsunuz? Ben Kerim'in ablasıyım. Yani manevi ablası. Ben büyüttüm Kerim'i. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Siz de? Evet, evet. Hep birlikte, biz. Hep birlikte. Psikolojik sorunları var mıydı? Hayır, yoktu. Daha önce de kaçma teşebbüsünde bulundu mu? Daha önce de kayboldu benim kardeşim. Ne zaman? Evlenmeden hemen önce. Ha. Evet, evet. Ama bulundu sonra. Ebenle buldu onu. Kim? Ebenle. Meryem abla, biz ona ebenle deriz. Orada bir yanlış anlaşılma oldu ama. Eve biraz geç kalınca Fatma Gül, Rahmi telaşlandı. Ama böylesi ilk defa oluyor. Ben anlamadım. Hem bir şey yok diyorsunuz, hem de eve geri dönmez diyorsunuz. Bu işin içinde bir iş var sanki. Ya biz aslında başına bir şey gelmesinden, kaybolmasından korkuyoruz. Hiç bilmiyor buraları. Kaybolacak sonra. İyice kaybolacak. Bulamayacağız. Bulacağız kardeşini, merak etme. Kız zaten 18 yaşından büyük. Eğer sizden de kaçıyorsa, bulsak bile kendi rızası olmadan eve getiremeyiz. Sağ salim bulunsun da. Kızı bulalım, öğrenelim bakalım işin aslını.
Bak arayacaklar, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Abla. Abla ne oluyor? Çok üstüne gittin kızın, çok. Ne Allah aşkına öyle zorla dansa kaldırmalar, yok bilmem neler. Ne yapacağız şimdi? Tamam, size de gidin. Ben Fatmagül'ü arayacağım. Koskoca İstanbul'da nerede bulacaksın onu? Kayboldu kardeşim. Bulamayacağız. Hayır, onu demek istemedim. Elbette biz bulacağız da. Yani nereden başlayalım diyorum. Ya ne bileyim, otogara falan giderim. Belki İzmir'e geri dönmek istemiştir ha. Acentalara falan sorarım, Fatmagül adına bilet kesilmiş mi diye. Hadi, hadi gidelim. Ben de geliyorum. Yok, siz gelmeyin. Hem belki geri dönmüştür. Döner mi? Bakarsın, geri döner. Evde Mukaddes Hanım'la yalnız kalmasın. Sen de yanlarında ol. Tamam. Rami kardeş, biz eve gidelim o halde. Parka falan baksak. Hani geçen sefer sen bulduydun ya, telefon açmaya gitmişti hani. Tamam, önce parka uğrarız, oradan eve gideriz. Sen de otogara gidiyorsun. Hadi, görüşürüz. Önemli bir şey olunca ara. Siz de arayın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kesene bereket oldum. Afiyet olsun. Hiç elin cebinden çıkmıyor. Devamlı masraf yapıyorsun bizim için. Aman anne, başladın yine. O ne o? Kızın resmi mi? Ne kızı ya anne? Ver bakayım, ver. O gün uzaktan gördüm. Yakından bir bakayım kız arkadaşına. Aa, Halide, sık boğaz etme çocuğu. Niye utanıyor? Utanmasın. Bizim hoşumuza gider. Konuşmak istemiyor işte. Daha çok yeni belli. Biraz daha yakından tanımak istiyor. Baba sen de, vallahi kızımız yok. Aa, neden olmasın oğlum? Genç adamsın. Tabii ki biri olacak hayatında. Ama öyle bir şey yok. Gördüğünüz sadece arkadaşımdı. İyi, tamam. Anlatmazsan anlatma. Buyurun Erdoğan Bey. Ha, Mustafa, günaydın. Neredesin? Dışarıdayım efendim, buyurun. Ya böyle sabah sabah arıyorum seni. Tam da yılbaşının ertesi günü ama sana çok acil ihtiyacım var. Olduğum yere gelebilir misin? Tabii efendim. Nereye geleyim? Şeydeyim ben. Amcamlardayım. Benim evin iki yanındaki. Biliyorum. Öğrenmiştim. İyi, güzel. Hadi gel o zaman. Bekliyorum. Hemen geliyorum. Geliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Tatil günü iş mi olurmuş? Kolay iş yok anne. Hadi ben sizi otele bırakayım. Sonra da gidip üstümü değişeyim. Sen işine bak oğlum. Otel iki adım zaten. Biz gideriz. Tamam. Anneciğim. Akşama görüşürüz. Allah işini rast getirsin. Güle güle yavrum. Dikkatli sür. Ararım ben sizi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.